Tüller ve çimenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda bizi bekleyen Aysel Mamuk vardı daha önce futbolculardan. Şimdi Bahar Tan var yanımızda. Evet. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Senin deneyimlerini dinleyelim. Sen nasıl kulüple nasıl tanıştın? Elbette Mecit Hoca'nın katkıları vardır ama kendine dair şeyler söylemeni istiyorum. Ben hani bu arada size de çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Tabii, ne demek? Lise son sınıf öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Evet. Hangi okulda okuyorsun? Ben Nene Hatun'da okuyorum. Nene Hatun'da. Van. Evet. Van Nene Hatun Lisesi'nde. Aynen. Hı-hı. Hani futbola çok küçük yaşlarda başladım çocukluğumda. Hani fırsat buldukça hem okulda hem mahallede oynardım arkadaşlarla. Evet. Hani burada dışarıdaki gözlerden bakıyorum. Hani neden kadın? Hani kadına... Şöyle diyorlardı, kadın futbol oynayamaz, kadın top oynayamaz. Hani biz bu zihniyeti yok etmek istiyoruz, bu algıyı yok etmek istiyoruz gerçekten. Çünkü kadın her şeyi yapabilir, neden olmasın? Sağ olsun Mecit Hoca'yla bu yola başvurduk, ona da çok teşekkür ederiz. Peki ailen, çevren, okulun, arkadaşların nasıl bakıyor bu duruma? Yani tabii ki elbette önemli değil. Hani ben öyle düşünmem asla. Sen önemli olan sensin burada. Aynen öyle. Hani onlara etkilediğin var mı onlardan birini? İşte ne bileyim kardeşin olabilir, yeğen olabilir. Yani biz de oynamak isteriz diyen oldu mu hayatında? Tabii ki ilk başta hani futbola başladığımdan beri böyle fazla bakılmıyordu. Hani oynadım, onları da ikna ettim. Ailemi de ikna ettim. İkna ettikten sonra artık hani kendimi bir yerden sonra kabullendirdim. Ben yapabilirim. Hani onlar da o göze bakıyorlardı. Artık yapabilirsin falan. Yani destekçim oldu. En büyük destekçim zaten ailem oldu. Sonra Mecit Hoca, ona da çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarla beraber hani saha dışında da oynuyorsunuz saha dışında da. Evet, evet. Yani şey dışında, antrenmanlar dışında da yine oynuyorsunuz. Evet, çok güzel. Hani yazları böyle mahalle maçları değil mi? Kadınların yaptığını görmek çok güzel olur elbette. Semt sahalarına hiç gitmeyi denediniz mi? Oralarda futbol, yani bu açık hava semt sahalarında. Yani, çok yok gerçi ama Van'da. Aynen, çok yok. Biz hani kendi arkadaşlarımızla, kendi aramızda halı saha maçları yapıyoruz yani. Ha, evet. Aynen. Peki bir boş alanda bir kale yapıp böyle taşlarla falan yaptığınız oldu mu? Evet, yaptığımız oldu. Hani arkadaşlarla takım, mahallede olsun, okulda olsun. Hani şimdi de yapıyoruz. Evet. Peki sen orada hani ben artık bu işi profesyonel yapıyorum ve size öğreteceğim hani dediğiniz oldu mu? Futbol kurallarını falan onlara, oyunun kurallarını, bu sporun kurallarını anlattığın oldu mu? Oldu, evet. Hani arkadaşlarla falan çocuk. Aslında daha çok çocuklara öğrettiğim oldu mahallede. Evet. Kardeşlerim de zaten birer sporcu, biri futbolcu, biri de basketbolcu. Evet. Ay, çok güzel. Senden küçük olanlar. Aynen, benden küçük. Ay, çok güzelmiş. Onlar da bir kulüpteler mi? Aynen. Onlar da kulüpte. Evet. Hani ben genelde kız çocuklarına işte şöyle bir şey soruyorum. Mesela bir kadın farklı bir iş yaptığında, farkı dediğim de hani erkeklere lanse edilmiş bir şey yaptığında çevren nasıl buluyor bunu diye soruyorlar. Ben o soruyu sormak istemediğim halde sorduğum için üzgünüm. Çünkü gerçekten biz kadınların çevre ne der diye artık düşünmeden hayatımıza devam etmesi gerekiyor. Biz bunu istiyorsak nokta. Aynen öyle. Değil mi Aziz Hocam? Yani sen de bilmem nasıl ne düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Ben istiyorsam, kendimi burada iyi hissediyorsam kim ne derse desin yapacağım. Ve de kararlı olacağım, pes etmeyeceğim. Şimdi toplumumuzda şöyle bir şey var. Gerçekten geriye baktığımızda sadece futbolun erkek oynayabilir gözüyle bakıyorlar. Ama öyle değil. Kadın da oynayabilir. Yani kadın nasıl basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlar yapabiliyorsa, eleştirilmiyorsa futbolu da öyle yapabilirler. Hani ki yapıyoruz. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Yani bunu da yapabiliriz gerçekten. Bence de. Yani sonuçta başka bir şey gerekmiyor. Kol, bacak değil mi? Kafa. Yani. Onlarla da yapılan bir meslek. Başka bir herhangi bir şeye gerek yok. Sonuçta bu bir futbol. Kendinizi, yani futbol oyunu. Ayakla oynanan bir oyun. Aynen. O yüzden kadınlar da yapabilir yani. Elimiz ayağımız var. Peki Sümeyye, senin var mı böyle değişik bir anın? Bir de şeyi merak ettim. Afganistan'da nasıldı? Futbolla oynuyor muydu? Aslında ben Afganistanlıyım ama İran'dan buydum. Evet, İran'da. Evet, İran'dan buydum. Orada futbol oynamaya başladım ben. Hı hı. Ben yani daha önce yani 10 yaşındayken futboldan nefret ediyordum ben. Yani hiç sevmiyordum.
Hiç izlemiyordum. Hep erkekler var diye mi yoksa hani... Hatta kendim... abimle kavga ediyordum. Hani niye izliyorsun, niye bize bırakmıyorsun başka şeyleri falan. Sonra bir anda yani bir değişen bir şey oldu. Evet. Ben bir kere arkadaşım futbol oynuyordu. Onu izlemeye gittim. Kız arkadaşım mı? Evet, kız arkadaşım bir tane vardı. Onu izlemeye gittim. Ayağımda duramıyordum. Ben de oynamak istiyordum. Evet. O anda futbola başlamak istedim. Ben futsaldan başladım aslında. Futsal mı? Futsal, salon futbolu. Anladım ha. Evet. O da güzel aynen. bir isim değil mi? Evet. Futbola da aslında futsal. Ha, futsal. Salon futbolu. Ha, salon futbolu. Evet. Onlarla halı başladım değil ben. Ama, değil mi? Yok, halı saha değil. Halı saha değil. Salon. Anladım. Muşamba'dan olan tamam. farklı bir evet, zemin. Evet, 6 kişiyle oynuyorlar. Parke ya da şey ha, oluyor. Türkiye'de zemini. Pek bu normal basketbol sahaları, voleybol sahaları o zemin yani. Aynen. Zemin evet, orada yapıyorlar. Aynen. Salon sporu. 6 kişiyle oynuyorlar. Yani orada ailemle yani karşılaştım. Gitme diye. Ben de hep saklayarak gittim. Evet. Hep gizleyerek gittim. O kadar gittim ki yani annem artık dedi ne istersen yapabilirsin diye. Yani o zamandan erkeklerle bazen oynuyordum. Evet. 5 yıl boyunca devam ettim ben. Birinci lige kadar gittim. Orada da aynı şekilde yani yabancı olduğu için biraz engel oldu. Ondan sonra buraya geldim. Daha yani pandemi vardı. Yani pandemiden dolayı halı saha maçları gidiyordum ben. O zaman kızlarla tanışmamıştım daha. Evet. Erkeklerle oynuyordum. Şu anda bazen de erkeklerle oynuyorum. Halı saha evet, maçları evet. gidiyorum. Yani şu anda mesela ailem karşımda çıkmıyor. Yani futbol oynuyorum deyince hiç yapma, tabii. niye yapıyorsun demiyorlar. Demiyorlar. Hatta annemden birkaç defa dayak yedim ben. Niye oynuyorsun erkeklerle? Evet. Ama şu an destek çıkıyor, devam et diyor. Sen artık onu vazgeçirmişsin değil mi? Hakkı yok. Aynen öyle. Tabii yani. De 22 yaşındasın artık. Aynen. Hı-hı. Ama normalde mesela kültürler kızlarla biraz şunu yapma, bunu yapma, ayıptır falan diye o kültürle büyüdük biz. Evet. Ama şu an öyle değil. Hı-hı. Tabii şu sen an çok değiştirmiş evet. oldun onu. Evet. Aynı zamanda devrimcisin yani bu anlamda. Evet. Değiştirici özelliğin var. Hani futbol kanalıyla ailenizin de bakış açısını, evet. belki de yanlış davranışlarını değiştirmelerine de sebep olmuşsunuz. Çok da güzel bir şey. Yani çok mutlu oldum yani sizleri tanıdığıma. Biz de çok mutluyuz. Evet. Üçünüzün de gözlerinde çok güzel pırıltı var. İstekli olduğunuz çok belli. Bende yok. Şeyde sevdiğiniz belli. Hani siz de gururunuzu seviyorsunuz Mesut Hocam yok. Siz de seviyorsunuz bu işi, bu mesleği. O da çok belli gerçekten. Sizin de hepinizden de. Hani ben kız çocuklarını biraz daha şey yapmak istedim. Sizi çok övdüler bir de ya bu kadar. Açıkçası biz bu yola Mecit Hoca ile başvurduk. Evet. Onunla devam etmek istiyoruz. Hı-hı. İnşallah daha ileriye gideceğiz. Daha güzel şeyler göreceğiz. Çok güzel, çok mutluyum. Hani... Çok güzel. Size de hocam isterseniz son bir şey yaparız. Programı kapatırız. Öyle mi? Şimdi güzel bir haber aldınız bir de bir evet. yandan herhalde. Evet, şimdi reklam arasına girerken forma muhabbetlerimiz geçerken evet. Süt Kur'un sahibi Sayın Ramazan Bahadır Beyefendi aradı beni eski bir evet. dostumuz, arkadaşımız. Kulüp başkanını aradı. Bir formayı ben yaptıracağım size evet, diye. Evet, çok sevindim. Kanalımız Süt Kur'un sahibi evet Aa, Ramazan Bahadır. Güzel. Aradı. Sizi forma almaktan kurtardı. Sizi her türlü yenerdik çünkü. Yine oynarız ama. Kendisine sizin aracılığınıza çok teşekkür ediyorum Sayın Ramazan Bahadır'a. İnşallah bu güzel davranışı diğer iş adamlarımıza da örnek Ramazan olur. Ramazan Bahadır şeyli Van. Ben tanıyorum Aslan Hakerli. Aslan Hakerli gıda sektöründe müteahhitlik evet. falan yapıyor. Şu an Süt Kur fabrikası Hı-hı. var. Onu açtılar. Sağ olsun işte formamız geldi artık. Bakalım inşallah bunun devamı da gelir. Tabii onun o bize o desteği sunarken biz de onun Süt Kur reklamını yapacağız. Evet, i̇nşallah bu bizim diğer iş adamlarımıza da. Kesilmez bu. Reji artık şimdi, şey yapar. Madem kapıda şunu söyleyeyim ben gerçekten başta dediğim gibi size çok çok teşekkür ediyorum. Yani sizler ancak sizlerin aracılığıyla insanlar bizi görür, tanır, sesimizi duyar. Bu anlamda bize bu şansı verdiğiniz için gerçekten size teşekkür ederiz. Burada Sayın Valimize, belediye başkanlarımıza, hı hı. iş adamlarımıza çok büyük işler düşüyor. Evet,
Özellikle bazı kurumlara gittiğimiz zaman, belediyeye ya da başka bir kuruma gittim, işte bizim kendi kulübümüz var diyorlar. Ya kendi kulübünüz değil, bunlar da sizin çocuklarınız. Tabii ki. Yani bu memlekette bir kulübü değil, 100 kulübü istihdam edebilecek güç var. Ekonomik bir güç var. İstenirse, doğru yerlerde kullanılırsa bu çocukların hepsine sahip çıkılabilir. Bugün Büyükşehir Belediye'nin takımı tabii ki vardır. Birçok takımı vardır. Ama bu da onların belki bağlı olmayabilir. Ama il olarak onlara bağlı. Bunlara da sahip çıkmaları daha da lazım. Daha başarılı olabilir. Diğer kurumlarımızın da, diğer ilçe belediyelerimizin de bu anlamda sahip çıkmaları, destek olmaları. Çünkü birçok yere başvuru yaptığımız zaman, ya işte bizim kendi kulübümüz var, biz işte ancak kendi kulübümüze destek olabiliyoruz, değil. Bunlara da sahip çıkılsın. Hı hı. Bir de özellikle şimdiye kadar bize destek olan, başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç Bey'e, İpek Yolu İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Sayın İbrahim Sancar Beyefendi'ye, Esenyurt Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt Bey'e, Esenyurt İlçe Belediye Başkan Yardımcısı gene Ali Susuz Beyefendi'ye, gene çok değerli Yavaş'ta hemşerimiz Naif Arat Beyefendi, gene Esenyurt İlçe CHP İlçe Başkanı, kulübümüze eşofman ve ayakkabı destekleri oldu. Bundan dolayı sizin aracılığınızla kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin aracılığınızla sesimizi iyi bir duyurup kulübümüze ciddi anlamda bir sponsor olur ve bu kızlarımızın hayalleri gerçekleşir. Gerçekten. Hedeflerine ulaşırlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sizi güzel yerlerde görmek istiyoruz. Maçlarınız olduğunda haber verin. Gelelim. Tezahürat yapalım. Seve seve. Bekleriz inşallah. Çok seviniriz. Filler ve Çimenler'in sonuna geldik. Bu hafta kadın futbol takımı konuğumuzdu. Ve buradan kapanırken de kadın futbol takımlarına, yerel gruplara, yerel kulüplere, halkın da, Van halkının da ve aynı zamanda sorumluların da sürekli ve iş insanlarının destek olması gerektiğini söyleyerek Filler ve Çimenleri sonlandıralım. Bu arada 2021'in son programı oldu sizlerle. 2022'de görüşmek üzere. Herkese mutlu, huzurlu, güvenli, güzel bir yıl diliyorum. Nice mutlu yıllara. Hoşça kalın.